Allah'ın selamı üstünüze olsun. Çok değerli arkadaşlar, inşallah iyisinizdir. Rabbim hepimize zihin açıklığı nasip etsin. Çalışma azmi versin inşallah. Bugünkü konumuz kitabımızın Sıfırdan Arapça Öğreniyorum kitabımızın 387. sayfasında yer alan ismi mensup konusu. Ne demek ismi mensup? Yani mensubiyet arkadaşlar. Yani bir yer olabilir, bir varlık veyahut da bir işle ilgiyi, ona aidiyeti, mensubiyeti, nispeti bildiren bir isim. Peki Arapçada bunu nasıl yapıyoruz? Gayet kolay arkadaşlar, bak. İsmi mensup yapmak için o ismin son harfini esre yapıp yanına şeddeli bir y ilave ediyoruz. Yani ne demek bu şimdi? Mesela örneklerde tabii daha güzel anlaşılır. Şam beldesi. Sen de oraya nispet edeceksin kendini. Şamiyün diyorsun. Bakın yaptığımız hareket, esreye çevirdik son harfi. İyün ekliyoruz. İyün. Şam, Şamiyün. Halep, Halebiyün. Bak, İyün ekliyoruz yani. Halep, Halebiyün. İzmir, İzmiriyün. İzmirli, Halepli, Şamlı. Yani buna benzer neler varsa aynı şekilde hareki esre oluyor arkadaşlar. Ondan sonra da şeddeli bir y eklemiş oluyoruz. Peki bunların mesela ene Şamiyün, ben Şamlıyım diyor. İşte hüve Halebiyün diyor. Peki bunların ene İzmiriyüm, ben İzmirliyim diyor. Peki bayan bunu nasıl söylüyor? Her zaman olduğu gibi bir şeyi müennes yapmak için şuradaki 3 noktada biliyorsunuz müennes işareti arkadaşlar. Eğer erkek söylüyorsa bu taraf erkek için hüve Şamiyün, o Şamlıdır. Eğer bayansa yuvarlak te, yani ta'yı merbuta getiriyoruz. Hiye Şamiyetün oluyor. O bayan, yani Şamlıdır olmuş oldu. Yani Halebiyünü nasıl yaparız? Halebiyetün. İzmiriyünü nasıl yaparız? İzmiriyetün. Peki nerelerde kullanılır ismi mensup? Arkadaşlar cinsiyetle ilgili, mesela ben Türk'üm diyecek. Ene Türkiyün. Diyelim ki bayan bunu söyleyen ene Türkiyetün. Bakın Fransızsa Fransiyün. Arabiyün, ben Arabım derken Arabiyün, bayansa Arabiyetün, Araba mensubum yani gibi, Fransıza mensubum gibi. Memleket için aynı şekilde İzmiriyün. Bakın ne yaptık? Türk kelimesini esre yapıp İyün ekledik. İyün ekliyoruz. Bağdat arkadaşlar, ben Bağdatlıyım demek için ene Bağdadiyün, müennesi Bağdadiyetün. Kahire mesela Kahiriyün, Kahireli. Din mensubiyeti olabilir arkadaşlar. Birisi dese ki ben Hristiyanım veya o Hristiyandır, Hristiyanlığa aittir, Hristiyanlığa mensuptur. Ne diyecek? Mesihiyün. Mesihi yani Hristiyanlığa mensup. Ama İslami demek için de İslamiyün. Yani İslam'ın kelimesine arkadaşlar esre yapıp harekeyi iyün ekliyoruz. Gayet kolay Allah'ın izniyle. Kabilelerde bir mensubiyet söz konusu olduğu zaman nispet etmek için Kureşiyün, Kureş kabilesine mensup, Sahabiyün, sahabeye mensup, sahabi diyoruz biz aslında. Yani bu ismi mensup. Tabi bu şeddeli ya'ya hani iyün diyoruz ya, nispet ya'sı deniliyor arkadaşlar. Bu ya'nın bitişik olduğu isme de mensubu ileh deniliyor. Efendim bu şekilde bakın meslekten de yapılıyor, görüyor musunuz? Ticariyün, ticari, ticaretle ilgili, ticarete ait. Zirai, biz de kullanıyoruz. Zirai ürünler diyoruz mesela, Türkçemize de geçmiş. Onun için bizim için o kadar zor değil. Ziraiyün diyoruz. Sanatla alakalı mesela fıddiyün, gümüşçü. Zehebiyün, zehebin altın demek ya. Zehebiyün, altıncı. İşte sükker, şeker demek. Sükkeriyün, şekerci oluyor. Yani meslek ismi gibi. Durum ve keyfiyet, herhangi bir sıfat, bakın böyle bir iyün eklenmiş bir kelime görürseniz o kelime ismi mensup olmuş oluyor. Tecribiyün, tecrübeye ait. Yalnız önemli bazı şeyler var. İlla ki istisnamız olacak arkadaşlar. Gene Allah rızası için öğrenmeye gayret ediyoruz. O kadar da zor değil. Diyelim ki bazı kelimelerin sonunda böyle kapalı T var. O zaman ne yapıyoruz? O kapalı T atılıyor arkadaşlar. Mesela Mekke'tü olarak yazılıyor değil mi Mekke? O kapalı T'yi attıktan sonra İ'yünü ekliyoruz. Bak geride ne kaldı? Bak kapalı T'yi atınca Mekke kaldı. Harekesini aşağıya indirip yani esre yapıp İ'yün ekliyoruz o zaman da. Mekkiyün haline geliyor. Mekkeli. İşte hüve Mekkeli diyorsun. O Mekkelidir diyorsun. Mesela El Basra. T'yi at. Geride ne kalır? İ'yünü ekle. El Basriyün. El Basriyü. Eğer el koymayacaksak Basriyün, Basralı. İsmin ortasında Y varsa arkadaşlar o Y'yi atıyoruz. Medinetün. Bakın ortada Y var değil mi? Onu atıyoruz. Kapalı T'yi de zaten atıyorduk. Geride ne kaldı? Medeniyün. Medeniyün, Medineli. Sonunda Elif-i Memdude olanın hemzesinin yerine ne getiriyoruz arkadaşlar? Bak Elif-i Memdude dediği böyle uzatılmış elif olan, yanında da küçük hemze olan hemzenin yerine vav getiriyoruz. Bakın şu küçük hemzesinin yerine hani semaün gök demek, göğe ait hani semavi dinler diyoruz hatta hatırlarsanız bu hemze yerine hemze kalkıyor. Semaviyün yerine ne getiriyoruz? Vav getiriyoruz. Hemze yerine vav getiriyoruz. Yani bunları tercüme etsek de gördüğümüz zaman ha iyi var burada bu bir ismi mensup desek de öğreninceye kadar yeterli olur bize Allah'ın izniyle. Sonra göre göre zaten alışkanlık oluyor. Semaün, semaviyün. Es-semaviyyü eğer marife yapacaksak. Beyda'u, bakın beyaz demek. Bu ne yapıyorduk? Küçük hemzeyi atınca yerine vav koyuyorduk. Ondan sonra da i'yü gene ekliyorduk. Beydaviyyü, beyazla ilgili. Arkadaşlar sonunda elif-i maksure. Elif-i maksure ne demek? Üstünden sonra gelen elif. Böyle bir kelime olursa onu nasıl ismi mensup yaparız? Elifini vava çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın dünya değil mi? O elifi vav yapıyoruz. Ondan sonra gene iyün ekliyoruz. Dünyeviyün, dünyevi demek. Mana mesela buradaki maksure elifi atıp ne yapıyoruz arkadaşlar? Maneviyün yani ne yaptık? Elifi ya da Y şeklinde yazılan elifi hani uzun elif de olabilir. Y şeklinde önemli olan fethadan sonra gelmiş olması yani bunun özelliği maksur isimlerin değil mi? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Oradaki elifleri atıp vava çeviriyoruz. Ondan sonra iyün ekliyoruz. Bakın el-mana, el-maneviyyü nekra yaparsak maneviyyün oluyor. Şurası belki size zor gibi gelebilir ama yapa yapa dediğimiz gibi alışılıyor. Mesela kariyetün, urvetün, kariye köy, kasaba demek, urve kulp demek. Şimdi bu gibi kelimelerin ismi mensubunu yaparken arkadaşlar bu yağlar vava çevriliyor. T'leri de zaten atıyorduk hatırlarsanız. Kariyetün ne oluyor? Okuyabilmek için mecburen kariyetün karaviyyün oluyor. Karaviyyün. Hani bak böyle vava çevirme işte yukarıda da ne oldu? Semaviyyün dendi. Böyle harfler. Aha, zaten vavsa olduğu gibi kalıyor. Bakın urve kulp demek. O zaman uraviyyün rahat söylensin diye bakın cezmi de üstüne çevirmişler. Dediğimiz gibi tercüme edebiliyorsak bu iyü görünce, iyünü görünce demek ki bu neymiş arkadaşlar? İsmi mensupmuş. Yani kelimeleri böyle türetilmiş arkadaşlar. Cümlelere bakalım birkaç tane. Halidun talibun pakistaniyun. Halid Pakistanlı bir öğrencidir. Bakın Halidun burada müpteda. Özel isimler zaten marifedir. Talibun haber. Pakistaniyun habere sıfat olduğu için böyle nekra olarak geldi. Halid Pakistanlı bir öğrencidir. Fatımetu muallimetun suriyetun. Fatıma Suriyeli bir öğretmendir. Görüyorsunuz yukarıda Halid müzekker olduğu için Pakistaniyün dendi, Pakistaniyetün denmedi. Fatıma müennes olduğu için muallimetün müennese sıfat getirildiği için Suriyetün oldu. Fatımetü mübteda, muallimetün haber, aynı zamanda mevsuf, Suriyetün de onun sıfatı olarak geldi. Hadara Umeru ila beledin İslamiyin. Ömer İslami bir ülkeye, İslami bir beldeye geldi. Bu cümleye bakalım. El mevleviyyetü vel bektaşiyyetü tarikatani. Mevlevilik ve bektaşilik iki tarikattır dendi. Arkadaşlar Mekke tabi özel isim. Mekke fil memleketil arabiyyeti suudiyeti. Mekke burada müpteda olmuş. Fil memleketil arabiyyeti suudiye. Suudi Arabistan krallığındadır. Son cümleyi de yapalım. Yevmül cum'ati evvelül amil hicriye. Cuma günü hicri senenin, hicri yılın başıdır, evvelidir. Zincirleme isim, zincirleme tamlama var. Evvelül ami. Daha doğrusu baştan yaparsak yevmül cum'ati, yevmü mübteda, aynı zamanda muzaf, el cum'ati muzafun ile. Evvelü haber, haber olduğu için merfu ötreli. Evvelül ami derken muzaf muzafun ile. Muzafun ile aynı zamanda mevsuf oldu. El hicriyi kelimesi sıfat olarak, el aminin sıfatı olarak geldi arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bu dersleri yayıyoruz, çalışıyoruz yazarak. Bu tarafı kapatıp söylemeye çalışıyoruz. Türkçesini kapatıp Arapçasını söylemeye gayret ediyoruz. Sevgiler, saygılar efendim.